Herkese selam arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz ve deli gibi heyecanlandığımız Blackpink'in uzun bir aradan sonra yayınladıkları yeni single olan How You Like That şarkısının klibine ve şarkısına tepki çekeceğiz. IG Entertainment'ı biliyorsunuz ki uzun zamandır kızlarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadıkları ve yeni müziklerine dair bir ipucu vermedikleri için uzun zamandır eleştiriliyorlardı. Birliklerin baskısıyla birlikte şirket Haziran ayında yeni single'larını yayınlayacaklarını duyurmuşlardı. Twitter üzerinden de birkaç gündür bunun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Eğer siz de hazırsanız sizinle birlikte şarkıyı da klibi de ilk defa izlemeye ve dinlemeye başlıyorum. Klibin başındaki şeyi görebiliyor musunuz? Gördüğüm kadarıyla sanırım büst bölgesi ve bacak bölgesi kesilmiş bir heykel ve kılıçlardan yapılmış bir kanat görüyorum ama emin değilim ilerleyen dakikalarda bunu daha iyi tespit edebileceğimizi düşünüyorum. Blackpink, my area, baby. Bu kızların en çok sevdiğim özelliği de bu sanırım tam olarak. Yani bir klipten çok daha fazlasını sunuyorlar bize. Benim karşımda şu an bir klip değil de sanki bir animasyon filmi izliyorum. Ya da bir animasyon filmi zenginliğine sahip olan bir film izliyorum. Genel olarak stylingleriyle birlikte ortamdaki atmosferleri bu kadar başarılı yansıtan kaç grup vardır bilmiyorum. Bu arada Jennie'ye karşı ne kadar büyük bir zaafım olduğunu artık bir kısmınız biliyorsunuz ki onu özellikle radarıma alacağım. Jennie'nin güzelliği sinirlerimi bozuyor. Gerçekten sinirlerimi bozuyor. Bu gruptaki kızların çok farklı bir aurası var. Özellikle Lisa ve Jennie'ye karşı çok farklı hisler besliyorum ki Jennie'nin şuradaki stylingi zaten beni yerle bir etmiş durumda. Lisa bir K-popçıdan çok daha fazlası değil mi burada? Zaten rap verse'lerini çok seviyorum ama ekstra olarak yüzü Amerikan pop camiasına en dönük olan kızlardan bir tanesi bence Lisa. Buradaki kısa saç stylingi müthiş olmuş ama nakaratla ilgili şunu söylemek istiyorum ki Kill This Love'daki kadar büyük ve vurucu bir nakarat bekliyordum fakat şarkıya devam edelim. Jennie gerçekten çok başka noktalara götürüyor beni arkadaşlar. Yani Jennie'ye karşı hissettiğim şey çok az insana hissetmişimdir K-pop camiasında. Ama Jennie'nin gerçekten çok farklı bir aurası yok mu? Umuyorum ki bu şekilde düşünen tek insan ben değilimdir. Grupla ilgili şunu söyleyebilirim ki her ne kadar Lisa ve Jennie'ye hayran olsam da Rose sanırım benim için gruptaki en iyi vokal diyebilirim. Hepsi çok tatlı, hepsini çok seviyorum fakat şöyle bir detay var ki şarkılarda Rose'un verse'leri başladığında şarkı beni çok farklı noktalara sürüklüyor. Çok temiz ve çok naif bir vokali var ve onun söylediği kısımlara ekstra eşlik etmek istiyorum. Bu şarkının da bu bridge kısmında sanırım aynı şekilde devam edecek gibi duruyor. Biz de devam edelim.
Müthiş bir bağlama. İşte benim tam olarak şarkılardan beklediğim şey bu arkadaşlar. Gerçekten şarkıları uçuran şeylerin de tam olarak bu kısımlar olduğunu düşünüyorum. Bu müthiş dans bölümüne devam edelim. Gerçekten dans etmek bir gruba bu kadar yakışabilir arkadaşlar. Yani kızların hepsi birbirinden güzel ve birbirinden yetenekli olmakla birlikte dans ederken birlikte yakaladıkları o enerjinin hastası müthiş ilerliyor. Müthiş keyifli gidiyor ve özellikle burada şunu da söylemek istiyorum ki nakaratı dinledikçe daha çok hazmediyorum ve buradaki You Don't Like That kısmı müthiş olmuş. Oradaki o tiz vokal bile aslında bize çok tatlı bir tat veriyor fakat bunu dinlerken fark edemiyor olabiliriz. Fakat dans kısmı yıkılıyor. Gerçekten bayılmış durumdayım. Zaten genel olarak çok sıkı bir Blackpink dinleyicisi olduğum için yayınladıkları şarkıları genel olarak beğeniyorum. Şöyle söyleyebilirim ki benim için Kill This Love, Blackpink'in bugüne kadar ortaya koyduğu en sağlam ve en güçlü iş. Aynı zamanda Amerikan pop sektöründen çıkmışçasına bir havası var ve K-pop camiasına da göz kırpıyor. O sertlikte bir şey beklerken çok farklı bir noktada bir iş geldi ve bu şarkıya şu an için bayılmış durumdayım. How You Like That de bunun bir örneği aslında. Haftalardır deli gibi bugünü bekliyoruz ve bu şarkı için oldukça sabırsızlık. Ki bu kızların ciddi anlamda Kore sınırlarından öteye global anlamda bir şöhret yakalamalarını istiyorum. Ki bence şu an dünya genelindeki en iyi kız grubu kendileri. Yeni bir teori keşfettim ki bu teoriye göre bu kızlar bugüne kadar yayınladıkları tüm şarkıların kliplerinde bizlere farklı mesajlar veriyorlar. Ve bu mesajlar birbirlerinin devamı niteliğinde bir seri oluşturuyor. Aslında bu klipte de bize bunları yansıtıyorlar. Biliyorsunuz ki IG Entertainment kızlara uzun zamandır yeni bir müzik yayınlatmadığı için oldukça büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmışlardı ve bu da albümün ilk çıkış teklisi olarak bizlerle buluşan ilk şarkı oldu. Kızların her birini ama her birini gerçekten çok seviyorum ama iki tanesi benim için bir tık daha ön plana çıkmış durumda. Daha şarkı yayınlanalı 2,5 saat oldu ama YouTube üzerinden izlenme rekoru kırıyorlar ve aynı zamanda klip şu an bile 1 milyon like'ı geçmiş durumda. Bu da Blackpink'in aslında Kore sınırlarını çok da hızlı bir şekilde aştığının bir göstergesi. Buradan şunun da müjdesini vermek istiyorum ki çok büyük bir fan sayfasıyla oldukça detaylı ve keyif verici bir içerik hazırlıyorum. Hem K-pop camiasına gireceğiz yavaş yavaş. Hem de Blackpink'in bizlerin bilmediği detaylarını sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kliple ve şarkıyla ilgili düşüncelerinizi benimle aşağıda paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.